Kocaeli. Çağlar boyunca birçok seyyahın adımları bu kente arşınladı. Birçok seyyah, birkaç gün geçirmek için geldikleri bu kente aşık olup, bu topraklara yerleşti. Toprağından kültür ve medeniyet fışkıran bu büyüleyici kenti, birçok seyyahın ağzından dinledik. Ama hiçbiri Kocaeli'yi Evliya Çelebi gibi anlatamadı. 1631 yılında Kocaeli'ye gelen Evliya Çelebi'nin cümleleri sayesinde bu kentin doğasını, insanlarını, güzelliklerini sanki oradaymış gibi yaşadık. Bakın Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Kocaeli ile ilgili neler kalem almış. Orhan Gazi 1339 yılında İzmit Kalesi'ni fethetmek için önce Kocebey'i kumandan atayarak iznimdir. Var git buyurmuş. Sonraları bu söz İzmit adını almıştır. Fatih Sultan Mehmet Han İzmit'i Anadolu'dan bir sancak ve itibarlı kaza olarak yazmış. Bakımlı büyük bir şehirdir. İskelesi büyük bir limandır. Sayısız tüccarı vardır. Şehir 23 mahalledir. 3 mahallesi Hristiyan, 1 mahallesi Yahudidir. 23 cami vardır. Çarşısı 1100 adet sanat ehlinin dükkanlarını içine alır. Tüccarhanlarında bütün kıymetli malları bulmak mümkündür. Hünkar Sarayı yakınında devlet tersanesi vardır. Şehrin bütün evleri yüksek tepeler üzerine yapılmış olup kıble tarafından denize bakar. Sokakları baştan başa beyaz taşla kaldırım döşelidir. İzmit Gölcüğü'nün bittiği yerde deniz kıyısında çok meşhur tuzlası vardır. Tuzu son derece lezzetlidir. Beyaz kirazı ve kızıl elması meşhurdur.